Merhaba Cenk, Merhaba hoş Can geldin. Bey. Merhaba. Evet, katılımcı davetiyle ilgili Instagram'da kısa bir sorun yaşadık. Kimseyi davet Evet. edemedim. Yani Kısa bir bazen... sorun yaşadık ama olabilir, evet. Bahseder. Evet. Tüm arkadaş, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu hafta TBD Genç Çalışma Grubu olarak bilişim sohbetlerinin ikincisini online olarak düzenliyoruz. Bugün de adaşım olan Cenk Tezcan bizimle birlikte olacak. Evet. Kendisinden özellikle bu son süreçten sonra geleceğin mesleklerini dinleyeceğiz. Umarım faydalı ve verimli bir çalışma olur. Tüm katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum. Can Bey, size de moderatörümüz olarak teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle o zaman. Tamamdır, sağ ol Cenk. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Şimdi Cenk hocamızı bir davet edelim hızlıca. Az önce bir aksaklık yaşadık Instagram'da bazen. Şu an çok yoğunluk var tabii, herkes bu tarz sohbetler yapıyor. Biz de bunlardan birini gerçekleştiriyoruz. Ha. Cenk hocam merhaba. Merhaba Can. Ne haber? Nasılsın? Nasılsın yavrum? Sağ olun. Sizler nasılsınız hocam? Vallahi iyi. İyi burada. Biraz hava kapanıyor. Ya şöyle arkamı denize verecektim ama ışıklı olduğu için yüzüm görünmüyordu. Mecburen taş. Bizim hava bugün İstanbul'da güzel. Bodrum'da nasıl bilmiyoruz tabii. Güzel. Bu birazcık kapalı. Evde kalmaya devam ediyoruz. Aynen. Bu süreci en az hasarlı atlatmayı planlıyoruz tabii ki de. Bulaşık kırabilmemiz lazım. Yani bulaşık kırabilmek için bir 3-4 hafta daha dayanmamız gerekiyor. Öyle görünüyor. Evet. Evet hocam, yani söz sizde. Ben şöyle bir soruyla başlamak istiyorum aslında. Bu yaşadığımız koronavirüs pandemi bizim gelecekte iş yapış şekillerimizi nasıl etkileyecek? Aslında en çok merak ettiğimiz bu. Yani sizin de uzmanlık alanınız bunlar. Katılımcılar da bunları merak ediyor. Artık ben sözü size bırakıyorum bu konuda. Teşekkür ederim. Tabii pandeminin şöyle bir yararı oldu. Hani ne kadar yararı tartışılır ama gelecekle ilgilenenler gelecekte şu olacak, bu olacak falan dedikleri zaman genelde bir ilgiyle dinlense de ya bunlara daha çok var. Hani biz işimize bakalım şeklinde algılıyor dünyanın geri kalanı. Aslında hani teknolojinin kullanımından tutalım da viral salgınların gelecekte normalimiz olacağıyla ilgili hani belki 15 senedir konuşuyoruz. Ben de konuşuyorum, açık konuşayım. Aslında bir bilim kurgu gerçek oldu. Yani İngilizce'de hani science fiction happens, science fact diyorlar. Hani Türkçe'ye nasıl çeviririz bunu bilmiyorum ama bilim gerçek oldu. Yani bilim kurgu bilim gerçek oldu. Enteresan tarafı tabii böyle bir salgında insanların en büyük kaygısı geleceğim ne olacak? Nasıl bir yere gidiyoruz? İnanılmaz bir bilinmezlik var. Sevdiklerimi nasıl etkileyecek? Sağlıkları nasıl olacak? Hayatta kalabilecek miyiz? Etkilenebilecek miyiz? İşlerimiz ne olacak? Hani bundan sonra işin sağlık kısmından sonra da aslında iş dünyasını ilgilendiren ve ekonomiyi ilgilendiren de çok büyük çıktıları olacak bu salgının. Doğal olarak da bunlara ne kadar hazırız? İnsanın aklına da o geliyor. Tabii hani fütüristler olarak biz bunları anlatırken aslında bakın böyle şeyler geliyor. Hani buna doğru da bir pozisyon almamız gerekiyor. Yani eğer tehditse önlemlerimizi almamız gerekiyor. Fırsatsa o taraflara doğru eğilmemiz lazım diyerek anlatıyoruz bunları. Ve hani gördüğümüzde bu geldiğimiz noktada birkaç tane gelecek var. Hani bu ekonomik olarak ve siyasi olarak yönetenlerin, dünyayı yönetenlerin, ülkeleri yönetenlerin ne tarafa doğru gidecekleriyle ilgili. Baktığın zaman hani pandemi sebepleri aslında sebeplerini ele aldığın zaman da diğer ekonomik krizlerle çok farklı değil. Mesela iklim değişikliği de çok farklı değil. İklim değişikliğine neden oluyor? Çok fazla üretim yapıyoruz ve hani gaz emisyonlarımız çok fazla oluyor. Bu aslında alttan gelen bir talep sebebiyle oluyor ve hani insanoğlu da daha çok bencil ve şey olduğu için çok da fazla açıkçası çevreyi kirletmekten imtina etmiyoruz.
Pandemi de öyle. Hani pandemi neden çıktı ortaya? Tamam, bir virüs. Bu virüsleri çok da göreceğiz. Hani mutasyonda Ebola virüs mesela bir mutasyonla 4 misli daha fazla taşıcılığa sahip oldu ve hani Ebola gerçekten çok şanslı atlatılmış bir salgındı. Burada o kadar şanslı değiliz. Ama hani bunun da çıkması bir arada bulunmaktan dolayı oluyor. Hani çok fazla seyahat etmekten dolayı oluyor. İşte birlikte olmaktan dolayı oluyor. Ve bu da olacak. Hep yaşayacağız. Çok da dediğim gibi anormalin normal olduğu günler yaşıyoruz şu anda. İş hayatına gelince, hani gelecekte iş hayatı ne olacak deyince, bize önderlik eden, bize rehberlik eden bir takım trendler var. Hani o trendleri gözden geçirmeden nereye gittiğimizi bilmek çok mümkün değil. Bunlardan bir tanesi demografik değişiklikler. Biliyorsun 2000'li senelerden itibaren yaşantımıza Z nesli, milenyaller dediğimiz bir nesil geldi. Bizlerden farklılar, Y neslinden de X neslinden de farklılar. Ve hani gördüğümüz şu, 2030'a kadar iş dünyasının %50'si bu yeni nesilden oluşacak. 2050'de de %75'i bu nesilden oluşacak ve alışkanlıklarıyla birlikte geliyorlar ve bu alışkanlıkları da iş dünyası uymak zorunda kaldı. Yani benim zamanımdaki gibi değildi. Benim X kuşağı biz şeydik, ağır başladık, biz uyardık bütün kuralları. X, Z kuşağının pek uymaya niyeti yok. Kendi kurallarıyla birlikte geliyorlar. Doğada iş dünyası uymak zorunda bunlara. Bir taraftan globalizasyon var. Hani bu aslında pandemi bize globalizasyonun çok da iyi bir şey olmadığını, tekrardan sınırlarımıza çekilmenin biraz faydalarını gösterdi diye düşünüyorum. Ama globalizasyon iş dünyası anlamında devam edecek. Bu da şu demek, hani aslında yetenekli, yetkinlikleri geçmiş insanlara, gençlere bir sınır yok. Yani bir Türk gencinin Amerika'da da işi hazır. Eğer donanmışsa, iyi yetkinliklerle donanmışsa, ne bileyim Avrupa'da da, Japonya'da da aslında işi hazır. Bir taraftan mobilizasyon bizi çok etkiliyor. Yani cep telefonlarının artık ofis olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Hani bilgisayarımız, işte fax makinamız, her şeyimiz bir cep telefonu içine sığdı. Aslına bakarsan da bir yerde olmak zorunda da değiliz. Bu pandeminin bize öğrettiği şeylerden bir tanesi. Bu biraz şımarmıştık diye düşünüyorum ben. Hani en ufak bir kongreye bile hurra, buradan Amerika'ya, buradan Almanya'ya, buradan Japonya'ya gidip oralarda işte iki insan göreceğim, biraz da dolaşacağım, bir etrafı göreyim, bir görüneyim falan diye. Pekala da şimdi görüyoruz diye online'da bu görüşmeler olabiliyor. Valla seneler önce Intel'de çalışırken, yani 10 seneyi geçmiştir, o zaman da ne vardıysa belki de masrafları kısmak adına böyle bir seneki satış toplantısını online yapmışlardı. Çok da kötü olmamıştı açık konuşma. Hani garipsemiştik yüz yüze olmadığı için. Çünkü oralarda bir de insanlarla konuşuyorsun, hani kendi PR'ını yapıyorsun. Ve o öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani bir cep telefonuyla hani bütün işlerimizi çevirebileceğimiz bir dünyadayız. Teknoloji çok önemli. Hani onu da trendler arasında saymak lazım. Teknolojik değişimler de bizim nasıl bir iş hayatına, nasıl bir iş modeline dönüyor olduğumuzu gösterecek diye düşünüyorum. Şimdi iş dünyasına baktığın zaman hani birinci derecede gençleri etkileyecek şeylerden bir tanesi işsizlik. Hakikaten hani rakam verip de moralleri bozmak istemiyorum ama hani Türkiye'de de dünyada da şu anda işsizlik en büyük sorunlardan bir tanesi. Buna eklenen cinsiyet eşitsizliği var. Hala kadınlar erkeklere nazaran epey aşağı durumdalar. Hani bir taraftan da çalışmamız, üstüne çalışmamız gereken konulardan bir tanesi bu. Yeni iş modelleri geliyor. Mesela paylaşım ekonomisi, işte Uber, Airbnb gibi firmalar yahut Netflix gibi firmalar daha az insanla internet üstünden daha çok hizmetin paylaşılmasını sağlıyor. Doğal aslına baktığın zaman da işsizliği birazcık körükleyen yeni iş modellerinden bunlar.
yapay zeka konuşuyoruz. Herkes bangır bangır yapay zeka konuşuyor. İşte işlerimizin ilk başta %20'sinin, 2030'da %50'sinin özellikle lojistik, insan yani güç gerektiren işlerin yapay zeka ve robotlar tarafından yapılacağını söylüyoruz. Hani çok da gençler açısından böyle umutkar olmayan bir geleceğe gidiyormuşuz gibi duruyor. İşte şeyi bahsediyoruz. Hani bazı futurist arkadaşlarım söylüyor ya 2030 senesine kadar bugün var olan 2 milyar iş olmayacak diye konuşuyoruz. Gerçek şey değil. Bayağı da yüksek. Evet. Tabii yüksek bir rakam. Ama bir taraftan da şu var. Hani bugün çok makbul olan onlarca meslek de bundan 10 sene önce yoktu. Anlatabiliyor muyum? Bir taraftan meslekler dediğim gibi aslında meslekler dönüşüyor. Hani ortadan kaybolmuyor ama dönüşüyorlar. Çok hani bariz bir şey. Bugün düşündüğümüz iş süreçlerinin bir dolusu önümüzdeki 10 senede olmayacak. İşte ne bileyim geleneksel iş tanımı olmayacak. Hani ofise sabah 9 gidip de akşam 6 dön olmayacak. Belki bu pandeminin çıktılarından bir tanesi o olacak. Çok zorlanıyorduk biz. Yani şimdi bile herkes alıştı neredeyse yani. Çok çabuk olmayacak. Yani dönüşte yani. Ben hemen böyle bir değişim beklemiyorum. Evet. Ama zaman içinde CEO'ların işte iş sahiplerinin artık çok da önemli olmadığını, sabah 9'da gelip akşam 6'da işi bırakmanın çok da önemli olmadığını vakıf olacaklarına inanıyorum. Hani iş bazlı, hedef bazlı bir iş yönetimine gideceklerini inanıyorum. Çünkü yurt dışında başladı bunlar. İşte bir gün evden çalışıyorlar, işte iki gün evden çalışıyorlar, iş saatlerini kısalttılar. İnsanların özel hayatlarına birazcık daha fazla vakit ayırmalarını sağladılar. Bu aslında baktığın zaman da hani stresi falan azalttığı için biraz da verimliliği arttırıyor. Ben öyle görüyorum. Ben hiçbir zaman hayatımda saat 9 ile 6 arası yani yöneticilik yaptığım senelerde de çalışan olduğum senelerde de öyle bir çalışma düzenine girmedim. Ve hep de yararını gördüm. Umuyorum hani yöneticiler de bunu görür. İşte memurluk biraz değişecek. Hani ne kadar memur kalır önümüzdeki dönemde bilmiyorum ama hani sadece verilen işi yapan insanlar silsilesi pek kalmayacak diye düşünüyorum. Belki Türkiye'de biraz daha fazla alır bu iş ama özellikle Batı aleminde çok kalmayacak. İşte müdürmüş, kadroymuş, ne bileyim ben teşviklermiş, terfilermiş falan. Bunlar öyle görünüyor ki yakın zamanda şeye geçecek, tarihe karışacak öyle söyleyeyim. Şimdi işin yeniden tanımlandığı bir dönemde yaşıyoruz. İşi eskiden nasıl tanıyorduk? İşte endüstri çağında tanımlanmış, rutin, işte tekrar eden bir dolu işin yapıldığı, önceden birilerinin tanımladığı, geleneksel bir hiyerarşinin olduğu, işte bir müdürün altında başka bir müdürün altında çalışanların olduğu ve yani çok nadir değişen, ya işte icat çıkarma kardeşim denilen bir iş dünyasında şimdi bunların neredeyse hiçbirisinin olmayacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Değişmesi kaçınılmaz. Bir kere internet hayatımızı çok değiştirdi. Dediğim gibi hani Uber'i bir tarafa koyalım, Airbnb'yi bir tarafa koyalım ama bugün Facebook'ta Facebook hiçbir şey üretmiyor. Biz üretiyoruz. Yani biz şeylerimizi koyuyoruz, içeriklerimizi koyuyoruz. Diğerleri de bakıyor ve bu işten dünyanın parasını kazanıyorlar. İşte Netflix güzel bir örnek bunun için. Bir tane bile sinema salonu yok ama dünyanın en büyük sinema şirketi ve hepimizin evinde de şu anda Netflix'ten hani çok da uygun fiyatlarla film izleyebiliyoruz, dizi izleyebiliyoruz. Doğada inovasyon, girişimcilik bunlar hep önümüzdeki dönemin gençlerini yönlendireceği kısımlar. Bir iki tane örnek vermek istiyorum. Yani yüz yüze bu arada bayağı zor bu. Bizler hep sahne adamıyız böyle yüz yüze göz bakıp işte onları hani sıkılıp sıkılmadıklarını gözlerinden reaksiyonu görmek. Aynen gözlerinden arada böyle uyumasınlar diye soru sorduk falan böyle uzaktan zor. Bu arada ben araya gireyim hocam. Alt tarafta yorumların hemen sağ tarafında soru işareti var. Oradan
sorularınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda yorumlara da yazdığınızda biz arkada bir ekip olarak o soruları hocamızla paylaşıyoruz. Sağ ol. Şeyde Bilgi Üniversitesi'nin derslerime de böyle online başladık Metazori olarak. Orada evet. Böyle görüntü de yok. Tamamen ben konuşuyorum, öğrenciler yazıyor. Bayağı zorlanıyorum. Dur bakalım, ben de herhalde alışacağım buna. Tabii girişimcilik geleceğin işlerinden bir tanesi. Bilmiyorum, kimisi meslek diyor. Ama başlı başına bir iş girişimcilik. Bütün hani gençleri ve öğrencileri aslına bakarsan ben girişimciliğe de yönlendiriyorum. Birkaç tanesine mentorluk yapıyorum startuplara. Amerika, tabii girişimcilik için de uyanık olmak gerekiyor. Hani analitik bir takım becerilerin olması gerekiyor. Bir takım sorunları, ihtiyaçları biliyor olman gerekiyor. Farkında olman gerekiyor. Amerika'dan güzel bir örnek var. Bunu sıklıkla veriyorum. Çok da şey... Dollar Shave Club diye bir şirket var. İki tane Amerikalı genç kurduğu bir şirket. Ve yola çıkış noktaları da tıraş jiletler çok pahalı. Ben de geçen gün ihtiyaç oldu. Baktım 8'li başlığa 100 küsür lira para istiyorlar. Bundan yola çıkarak bir model geliştiriyorlar. Bir abonelik sistemi, bir paylaşım ekonomisi yine. Kore'de çok ucuza böyle güzel afilli jiletler yaptırıyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bizim sitemize 1 dolar ödersen, ayda 1 dolar ödersen sana her ay bir tane jilet göndeririz. Böylece hani sürekli hiç şeye gitmeden, markete gitmeden de ihtiyacını gideririz diye başlıyorlar. Uzatmayayım, sadece Amerika ve Kanada'da iş yapıyorlar. 2012'de kuruyorlar şirketi. 2016'da 1 milyar dolara satıyorlar bunu. Sattıklarında 63 tane ürünleri var. İşte kremleri, köpükleri falan da yapıyorlar. Böyle yaptıkları işte afilli bir kutuyla her ay ihtiyaç sahibine, ihtiyacı olduğu kadar, ödediği para kadar malzeme göndermek. Valla 300 milyon dolar galiba sattıklarında ciroları var ve 3,5 milyon da aboneleri var. İki tane gencin bir fikirden yola çıkarak başardıkları bir şey. Bunun gibi onlarca örnek var. Tabii bütün bu söylediklerimi yapabilmek için okuyor olmamız lazım canım. Yani en büyük problemimiz o. Ben bakıyorum kendi öğrencilerimde de, kendi çocuklarımda da. Ne yazık ki merak seviyemiz çok yüksek değil. Çok fazla okumuyoruz, çok fazla incelemiyoruz. Ben kendimden örnek vereyim. Hani yaşım belli oluyor buradan ama sabah 6.30'da kalkıp okumaya başlıyorum normalde. Hani bu karantina günlerinde artık o kadar erken kalkmıyorum ama normalde İstanbul'da yaşadığım zamanlarda 6.30'da kalkıp 8.30'a kadar mutlaka okuyordum. Yani genelde cep telefonundan okuyorum. İşte Flipboard kullanıyorum ve hani düşen makaleleri okuyorum. Kendi merak şeyimle ilgili, meraklarımla ilgili. Gençlerin buna alışması gerekiyor. Yani okuması gerekiyor. Aksi takdirde bilgi birikimi olmadan yetkinlikleri kazanmak çok mümkün değil. Ne yazık ki öyle. Hani onu da dürüstçe söylemem gerekiyor. Şöyle bakıyorum sunumlarımdan. Hani ne anlatayım diye. Gençlerin tabii gelecekle ilgili daha donanımlı olabilmelerinin bir yolu da sosyal sorumluluk sorumluluklarını hissetmeleri, bunlarla ilgilenmeleri, doğada hani hem toplumsal olarak hem iş hayatıyla ilgili olarak bir takım sorunlarda gönüllü olarak çalışabilmeleri. Bu da hani dernekçilik aslında. Hani ben hep söylüyorum, her gencin en az 3 tane dernekte üye olup bilfiil aktif olarak gönüllülük yapmaları gerekiyor kendilerini geliştirebilmek için. Teknoloji, hani bahsettiğimiz işte yapay zeka geliyor, nesnelerin interneti geliyor. Hani çok uzak olmayan bir gelecekte, önümüzdeki 10 senede birbiriyle bizim haberimiz olmadan konuşan bir dolu sensörümüz olacak. Hatta araştırmacılar, hani fütüristler 2030 senesinde herkesin ortalama 12 tane birbiriyle konuşan cihazı olacağını söylüyor. Bunların çoğu sağlıklı olacak bu arada. Hani hem pandemi günlerinden de konuştuk. Bunlar ölçecekler, şey yapacaklar. Mesela arabamın sensörü işte eve yaklaşırken evimin sensörüne
Patron geliyor, sobayı kaloriferleri yak diyecek benim haberim olmadan. Ya başka bir örnek hep verdiğim işte buzdolabındaki sensör Migros'a yumurtalarım azaldığı zaman yumurtalar bitiyor, bir paket yumurta gönder diyecek. Doğada inanılmaz bir sensör ekonomisi ortaya çıkacak, ihtiyacı çıkacak. Ben gençlere tavsiyelerimin en büyüğü, özellikle hani eğer bir startup kurarsak, girişimci olursak ne yapalım diye mutlaka sensör teknolojisiyle uğraşsınlar. Çünkü dediğim gibi hani 2050'de 1 trilyon birbiriyle konuşan cihaz olacağı söyleniyor. Korkunç bir sensör ihtiyacı olacak. Hani sensör deyince çok böyle gelişmiş sensöre de ihtiyacımız olmayacak. Hani şu hepimiz otururken eğri oturuyoruz ya, en büyük sağlık sorunlarımızdan bir tanesi sırt bel ağrıları. Şöyle dik durmamı sağlayacak bir sensör olsa mesela, böyle eğri durduğum zaman cep telefonuma düz dur diyebilen, ben alırım. Yani hakikaten 200-250 lira, 300 lira neyse parası verir alırım. Bu tarz şeylere çok ihtiyaç olacak. Hayat boyu öğrenme önümüze çok gelecek. Sürekli öğreniyor olacağız. Tabii internet şöyle bir demokratizasyon getirdi, demokratikleşme getirdi. Benim gençliğimde üniversitelere ayırırdık. Yani eğer Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, Boğaziçi'nden mezunsan şayet bundan 30 sene önce o iş senindi. Yani hiç bakılmaksızın, hiç açık konuşuyorum. Şimdi artık ondan uzaklaşıyorum. İnternette binlerce bedava, çoğu bedava üniversite var. Evet. Bunlar derslerini gençlere, insanlara açıyorlar. Bunları alıp bitirmek lazım. Hatta yapabiliyorsak kurs para ödeyip sertifikalarını almak lazım. Çünkü dediğim gibi eğer işte çalışmak istiyorlarsa bunlar işe girişte çok çok hakikaten faydası olacak olan şeyler. Ne gibi yetkinliklere ihtiyaç olacak ileride? Şimdi ben işe girerken, gerçi ben doktorum, pek böyle şeylerle uğraşmadım ama şey sorardık biz yönetici olarak çalıştığım zamanlarda, işte fotokopi makinesini biliyor mu, Word biliyor mu, Excel biliyor mu falan. Şimdi tabii çok aştık onları. Ve geleceğin dünyasında, hatta şimdiden de başladı aslında, gelecek dediğim zaman bugün anlatıyorum ben. Bir iletişim becerileri çok çok önemli olacak. Yaratıcılık çok önemli olacak. Yani soft skill dediğimiz daha teknik olmayan bir takım yetkinliklere ihtiyaç olacak. İşte kritik düşünme, işbirliği yapabilme, analitik beceri, bunların hepsi geleceğin iş dünyasında ihtiyaç olacak şeyler. Sevgili adaşım Cenk, beni sunarken geleceğin mesleklerini anlatacak dedi. Aslında geleceğin mesleklerini anlatmıyorum. Çünkü hakikaten geleceğin mesleği dediğim hikaye her 3 senede bir değişiyor ve demode oluyor. Ben bakıyorum bundan 5 sene önce anlattığım geleceğin meslekleri bugün artık birkaç senedir yapılan meslekler olmuş. Ama şu çok kesin, lojistik ile ilgilenen meslekler ortadan kalkacak. Yani onların hepsi yapay zeka, robotlar, o tarz çalışmalarla yapılacak. Bu durum bizi biraz ileri sardı mı hocam? Yani bu pandemi durumu sizce? Bilemiyorum. Dediğim gibi hani şimdi herkes öyle Süreçleri biraz ileri sardı sanki, değil mi? Yani. yapıyor. Ya umuyorum. Ya umuyorumdan kasıt şu, insanların işsiz kalmasını, işlerinin ortadan kalkmasını değil de Evet. umuyorum gerçekten teknoloji hayatımıza yararlı bir şekilde girer. Şimdi otomasyondan bahsetmişken, tabii işin bir tarafta şu var. Ben hep o taraftayım. İşte sürücüsü arabalar. Yani bugün yapay zeka dediğimiz uygulamanın önümüzdeki en görünür örneklerinden bir tanesi sürücüsü araçlar. Doğru muyum? Yani son 5 senedir herkes bunu konuşuyor. Sürücüsü araçlar gelecek. Hani elektrikli arabaları, uçan arabalara ıska geçtik. Şimdi sürücüsüz arabalar. Hakikaten baktığın zaman bir dolu yararları var. Yani ben İstanbul trafiğinde düşün, evimden Bilgi Üniversitesi'ne giderken Ataşehir'den ta Santral'a işte 1,5 saat falan direksiyonda duruyorum. Sürücüsüz arabayla çağıracağım.
O gidişte çalışabileceğim, bilgisayarımı açacağım, kitap okuyacağım falan. Çok daha verimli. Doğal olarak da muhtemelen hani satın alma içgüdümüzü biraz değiştirecek. Artık araba almayacağız ama filolardan araba kiralıyor olacağız. O da güzel çünkü arabayı normalde 2-3 saatten fazla kullanmıyoruz. 1 saat yatıyor. Dolayısıyla Evet. bir iyi de şey yapacak. İşte hava kirliliği azalacak, trafik azalacak falan filan. Ama diğer taraftan da Türkiye'de 1 milyon üstünde ticari araç sürücüsü var. Bunlar işsiz kalacak. Şimdi toplumsal bir hengameye de izin vermemek için aslına bakarsan bizlerin, karar vericilerin, politikacıların, yöneticilerin oturup da ya biz bu 1 milyon insanı ne yapacağız diye düşüneceği vakit bugün. Pandemi bize bunu sağladı. Neden pandemide hazırlıksız yakalandık? Çünkü pandeminin gelebileceğini düşünmedik hiçbir zaman. Bu kadar yayılabileceğini düşünmedik. Halbuki konuşuyorduk bunları. Yani SARS Evet. örneği var, MERS örneği var, Ebola örneği var. Anlatabiliyor muyum? Bunların geçtiği çok fazla değil. Hani 1918'deki İspanyol şeyine gitmeye gerek yok. Pandemisine Kesinlikle. gitmeye, İstanbul gribi pandemisine gitmeye gerek yok. Birkaç sene önce oldu bunlar. Ama hiçbir ülke, bir tek Güney Kore'yi bir tarafa koyuyorum, böyle bir pandemiye hazır değildi. Aynı şekilde bu teknolojilerin neden olacağı yıkımlar da aslında bugünden biliyoruz hepsini ama oturup ciddi bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Bu 1 milyon insana biz nasıl meslek edindireceğiz, nasıl yetkinlik Evet. edindireceğiz ki bu insanlar aç kalsınlar günü bugün. Baktığın zaman geleceğin mesleklerine teknoloji nereye gidiyorsa geleceğin meslekleri de aslında oraya gidiyor. İşte robottan bahsediyoruz, yapay zeka. Doğal olarak robot tasarımcıları bu önümüzdeki 10 senenin en makbul işlerinden bir tanesi olacak. Malzeme yönetimi, malzeme mühendisliği çok önemli mesleklerden bir tanesi olacak. Doğal olarak sürekli veri üretiyoruz biliyorsun. Büyük veri. Öğrenebilir makineler. Bunlar hep en büyük problemimiz ne Can? Erkek olarak pandemiden dolayı. Spor müsabakaları. Doğru muyum? Spor durdu Şu bir. an için evet. Yani Yani spor durdu kesinlikle. ben şöyle söyleyeyim. Benim hani sabah ilk yaptığım şey, yani kız arkadaşım da bundan çok muzdarip, şikayetçi. İlk yaptığım iş kalkar kalkmaz bir NBA sonuçlarına bakmak. Bir önceki günü eğer seyredemediysem işte Avrupa maçlarına, futbol maçlarına bakmak falan filan. 3 haftadır sporsuzuz erkekler. De ki bu 6 ay devam edecek. Yani etmeyeceğine eminim ama doğrusu e-spor dediğimiz, bilmiyorum şimdi Evet, başladı. evet. Hız kazanacak. O teknolojiler çok hız kazanacak. Doğrusu yeni mesleklerin arasında e-sporu düşünmek lazım. Tabii pandemi günlerinde bu kadar karantinada kalınca psikologlar geleceğin hiç önemini yitirmeyecek mesleklerinden bir tanesi. Keza hemşireler, çok fazla bahsetmiyoruz hemşirelerden, hep doktorlardan bahsediyoruz ama hakikaten hemşireler bu pandemi zamanında hastaneleri ayakta tutan en az doktorlar kadar borçlu olduğumuz ve teşekküre, şükrana şey yaptığımız bir meslek. Onlar da hiçbir zaman kaybetmeyecekler. Eğer varsa hemşire beni dinleyen şimdi onları da buradan bir selamlayayım. Gen tasarımcıları, genetik bir çağa giriyoruz biliyorsunuz. İşte gen tedavileri, gen cerrahisi bir dolu şey geliyor. Doğrultuda genle ilgili, genomla ilgili çalışan meslekler geleceğin meslekleri olacak. Tabi bu kadar veri varken veri hırsızlığı olacak, siber güvenlik çok önem kazanacak, Evet. siber güvenlikle ilgili. Şunu gördük, eğlence sektörü özellikle evdeyken eğlence sektörü çok çok önem kazanacak önümüzdeki dönemde. Ve hani demografik olarak yaşlanıyoruz. İşte 2030 senesinde doğan insanların ortalama 100 yaşına kadar yaşayacağını söylüyoruz. Yaşlı bakımı gerçekten ve hayat sonu yöneticiliği önemli yerlerden bir tanesi. Şöyle toparlayayım istiyorsan. Hani nasıl hazırlanacağız bu geleceğin iş dünyasına? Bir kere güncel ve global olmamız gerekiyor. Güncel
gelişmeleri, gelecekle ilgili haberleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Gerçekten ben genç arkadaşlarıma Flipboard'u tavsiye ediyorum. Telefonlarına indirip oradan merak ettikleri konular hakkında her gün düzenli olarak bir şey alabilirler, makale indirebilirler. Trendleri yakalamak gerekiyor. İşte trendlerden bahsediyoruz. Daha bunun yanında bir dolu trend var. Hani bunlar hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. İletişim yetkinliğinden bahsettik. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmeleri gerekiyor. Sunum tekniklerini öğrenmeleri gerekiyor. Güzel sunumlar yapmaları gerekiyor. Soft skill'lerden biri empati yapmak. Yani kendini karşısındakinin yerine koyabilmek. Özellikle satış pazarlamada çalışacak arkadaşların mutlaka bu konuda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Yaratıcılık çok önemli. Çözüm odaklılık çok önemli. Growth mindset dediğimiz gelişim zihniyetine sahip olmak ki hani sadece öğrenmek değil, yeni şeyleri öğrenmek değil, eskileri de unutabilmek yeteneğini geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü hani bilime göre eski öğrendiklerimiz hep bizi bir yerde tutuyor. Bir taraftan da yenilerini öğrenirken eskilerini rafa kaldırmayı öğrenmemiz gerekiyor. Pandemi bize şunu öğretti. Hani bir dolu şey öğreniyoruz, bir dolu gelişmeyi günü gününe izliyoruz. İşte ilk başta dediler ki 14 gün bulaşıcılığı var. Ondan sonra biri çıktı dedi ki 8 gün daha var. Bizim Sağlık Bakanlığımız 24 gün verdi. Diğer taraftan 1 metre, 1,5 metre yaklaşmayın diyordu. Yeni Zelanda adamı 8 metre dedi. Öksürdüğünde 8 metreye şey yapabiliyor. Doğal olarak hani bunlar gittikçe artacak ama yapabileceğimiz kesin bir şey var. Sağlıklı olmak. Yani hastalık veya gelecekte gelecek olan hastalıklar, salgınlar, sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip, işte bağışıklık sistemleri güçlü olan insanlara dokunmuyor. Dokunmayacak da. Bugün %95'i virüs bulaşmış insanların %95'i hiçbir belirti göstermeden veya sadece grip belirtileriyle hastalığı atlatıyorlar. Genelde yaralananlar, bu işten zarar görenler, bağışıklık sistemleri düşük, bir kronik hastalığı olan, sigara içen, doğada kendine iyi bakmayan insanlar. Ve hani geleceğin iş hayatında sağlıklı yaşam, resilient olmak, yani ayakta kalabilmek çok çok önemli noktalardan bir tanesi olacak. Peki soru şu olabilir. Hani ya Cenk Koca Var anlatıyor. hocam, sorularımız var. Bayağı biz not aldık şimdi. Tamam. Kendini geliştirmek diyor. Nereden geliştireceğiz? Coursera, edX, Udemy en hani bugün popüler olan 3 tane web sitesi. Bilmiyorum nasıl yaparız ama Coursera, edX, 3 harfli edX ve Udemy. Udemy'de biliyorsun ODTÜ'lü mühendislerin yaptığı ama Amerika'da şey yapan ve geçenlerde de 2 milyar dolar yatırım alan bir site. Buralara girdikleri zaman hani binlerce eğitimi bedava olarak Stanford'dan, MIT'den, Harvard'dan alabilecekleri şeyler. Lütfen bunlara girsinler ve yapsınlar. Söyleyeceğim hani son şeylerden bir tanesi kendi hayatlarını yaşasın gençler. Başkalarının hayatlarını, başkalarının hayallerini yaşamayın. Hayal kurun, planlayın ve o hayallere ulaşmak için de elinizden geleni yapın. Aslında başarının güzel bir tanımı bu. Pratik yapın. Mutlaka staj yapın. Hani benim zamanımda staj şöyle yapılırdı. Ya bir babamın tanıdığı bir firmanın yöneticisiyle şey yapılırdı, anlaşılırdı. Hiç gitmeden o staj kağıdını imzalatılır. Hayır, siz gidin, hiçbir kağıt falan da imzalatmayın ama merak ettiğiniz, çalışmayı düşündüğünüz sektörle ilgili mutlaka 1 ay değil, 3 ay, 5 ay, 6 ay, 12 ay staj yapın, öğrenin. Yani başka türlü ilerlenmiyor. Gönüllü olun. Gönüllülük çok çok önemli. Sorgulayın. Yani eleştirel eğitimimiz yok maalesef. Eğitim sistemimiz çok çok iyi değil. Hele eleştirel hiç değil. Ama genç arkadaşlarım doğru bildiğinizi savunun. Susmayın. En güzeli o. Hani yeni icatlar çıkarın.
sürekli. Son olaraktan şunu söyleyeceğim. Başarı nedir diye bana sorarsanız iş hayatında, başarının anahtarı sevdiğin işi yapmaktan geçiyor. Ne yazık ki istatistiksel olarak dünyanın sadece %7'si sevdiği işi yapabiliyor. O zaman bize de şu kalıyor, yaptığın işi sevmek kalıyor. Hakikaten başarılı olmak istiyorsanız, herkes sevdiği işi yapamıyor, kafasındaki işi yapamıyor. Ama yaptığınız işi sevebilirsiniz ve yaptığınız işi sevmek %90 performansınızı arttırıyor. O yüzden ne olur, ne yaparsanız yapın, severek yapın. Eğer bir işi sevmiyorsanız da bırakın. Yani hiç vakit kaybetmeyin onda. Aynı şey, sevmediğiniz insanla evlenmeyin. Hani bu bütün hayata adapte edilebilir. Can, istersen burada keseyim ben. Hani daha konuşacak var bir şeyler ama beni bıraktın mı 3 saat konuşuyorum. Ağzını sağlık hocam. Dinliyoruz. Sorular var şimdi. Bir tanesi Cenk arkadaşımızdan geliyor. Endüstri 4.0 ile gıda üretim sektörü arasında mesleki anlamda nasıl bir ilişki olacak? Neticede gıda sektörü COVID-19'da büyük ölçüde etkilendi. Bu hususlarda neler söylemek istersiniz diye soruyor size. Şimdi hani sadece Endüstri 4.0 değil de teknoloji ile gıda sektörü çok değişecek. Bu arada biz Bodrum'da böyle istekli bir grup, benim yaş grubu hepsi de hayatı bırakmamak için 2 senedir Start in Bodrum diye bir etkinlik yapıyoruz. Aslında sizleri de bekliyoruz. TB'de İzmir Başkanı'yla da konuştum bize destek ver diye. Ve startupları alıp aynı Koronaton gibi burada yarıştırıyoruz birbirleriyle. Hem görünmelerini sağlıyoruz, hem yatırımcıları çağırıyoruz. Bu senenin konusu da gıda teknolojileri, gınada inovasyon. Doğrakta hani dinleyenler arasında varsa öyle bir fikri, startup'ı olan mutlaka ne zaman açıklayacaklar, biz Ekim'de planlamıştık ama bakalım şey olabilecek mi? Bir dolu gelişme var. Yani sadece teknoloji 4.0 değil. Ama ekilebilir alanların azalması nedeniyle tarımın başka mecralarda yapılması söz konusu. Hani bir Fütürsen'in ilk anlattığı dikey teknolojiler, işte şeylerde, gökdelenlerde yapılacak tarım falan, hani bunu herkes duydu, biliyor. Ama değişik ışıklandırmalarla, değişik havalandırmalarla ve GDO ile gıdayı çok daha değişik bir şekilde, çok daha farklı bir şekilde geliştirmek mümkün. GDO dediğim zaman biliyorum bazılarınız irkildi. Yani genetiğiyle oynanmış gıdalardan bahsediyoruz. İnsanlara zararlı olduğu, özellikle çok tüketildiği zaman zararlı olduğunu da biliyoruz. Ama sadece şu kadarını düşünün. 7.8 milyarlık bir dünyada yaşıyoruz şu anda ve 2100 sene, 2050 senesine geldiğimiz zaman 9 milyarı, 2100 senesine geldiğimizde de 11 milyarı bulacağını biliyoruz. Tahmin ediyoruz aslında, biliyoruz demeyeyim ama. Ve bu kadar çok insanı doyurmak zorundayız. Ve hani azalan ekilebilir arazilerle bunu yapabilmek mümkün değil. Bu bir başlangıç. Hani GDO'lu besinlere son 20 senedir vakıfız. Gittikçe ileri gidiyor, gittikçe kendisini iyileştiriyor ve tahmin ediyorum hani bir 10 sene içinde hakikaten insanlara zararı olmayan GDO'lu besinleri piyasaya sürecekler. Biz de çok daha güvenli bir şekilde yiyeceğiz. Şeyi de izliyorsunuzdur, hani ekilebilir alanlarda da sürücüsüz traktörler, sürücüsüz hasat, yapay zeka ile olabilen yahut İklime göre yağışı anlayıp da yağışa göre kapanan, açılan bir takım seralar. Hani teknolojinin aslında bütün her şeyini gıdada da kullanabileceğiz. En enteresan kısmı da biyoteknolojinin bize getirdiği şeyler. Biliyorsunuz bugün eti laboratuvar ortamında üretebiliyorlar. Hücrelerden üretebiliyorlar. Hiç inek, yani canlı hayvan kullanmadan. Bu tabii aslına bakarsanız iklim değişikliğinin de iklim değişikliği açısından da çok avantajlı bir şey. Çünkü salınan gazların en büyüğü besi hayvanlarından çıkıyor.
Doğak da hani eğer hayvanları kesmemeyi öğrenirsek, eti, proteini daha doğrusu başka mecralarda üretebilirsek, iklim değişikliklerinin de önemli ölçüde önüne alabileceğimizi düşünüyorum. Hatta üç boyutlu yazıcılar, biliyorsunuz şimdi boyutlu yazıcılarda bir takım üretimler var. Baktığın zaman da aslında galaksiler yahut gezegenler arasında yolculuğun tek şeyi de o. Çünkü o kadar besini bir uzay gemisine sığdırmak mümkün değil. Ama üç boyutlu yazıcılarda eğer bir gün gerçekten doyumlu bir şekilde üretebilirsek besinleri, bir taraftan da o önümüzü açacak diye düşünüyorum. Tamam hocam. Şimdi biliyorsunuz 5G teknolojisinde baz istasyonları çok sık olarak birbiriyle çok sık olarak yaygınlaşmak zorunda. Şimdi Reyhan Hanım'ın bir sorusu var. Sizce 5G teknolojisi gelmeli mi yoksa gelmemeli mi gibi bir sorusu var şu an. Ben geleceğine inanıyorum. Çünkü bu elektromanyetik dalgaların insan sağlığına zararı yeni bir şey değil. Yani ilk Wi-Fi uygulamalarında da 1980'lerde ya da 90'ların başında hep en azından biz doktorlar hep ya bu insan hayatına zararlı mı, bir etkisi var mı, kanseri arttırıyor mu diye kaygılandık, açık konuşayım. 1995'te, 96'da hatırlamıyorum tam senesini ama Dünya Sağlık Örgütü olmadığına dair, özellikle Wi-Fi'nin insan sağlığına zararlı olmadığını söyledi bize. Ve zaman içinde de çok büyük bir yükselme görmedik. Yani hani tamam cep telefonları mutlaka zararlı, çok kullanımı zararlı. Ama ben şuna inanıyorum, evrim dediğimiz hikaye, yani milyonlarca seneden bahsettiğimiz evrim lise kitaplarında çok kısaldı. Yani senelerle hatta aylarla ve vücudumuz bir şekilde GDO'lu besinlere de işte o güne kadar yani bundan 40 sene öncesine kadar hiç almadığımız elektromanyetik, ya hiç almadığımız demeyeyim ama bu kadar kuvvetli almadığımız elektromanyetik dalgalara karşı bir defans oluşturuyor. Kendini koruyacak bir şey oluşturuyor. Yani 4G'den ne kadar zararlı? Dediğim gibi bu bir ekonomik savaş. Biliyorsunuz Çin'in elinde olduğu için özellikle Amerika'dan başlatılan bir savaş da var 5G ile ilgili. Ama ben teknolojik gelişmenin sağlığın hep önünde ne yazık ki, bunu iyi bir şey diye söylemiyorum, olduğuna inanıyorum ve hani 5G'nin de normal şeyinde rotasında kullanılacağına inanıyorum. Şimdi son zamanlarda yayılan bir video vardı. Hani 5G'nin hastalıkla bilgisi olup olmadığını da Ahmet Bey sormuş. Yani sizce var mı diyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya dediğim gibi hani komplo teorisi çok. Hani çıktığı andan itibaren hatta çıkmadan bir dolu komplo teorisi dinledik, dinleyeceğiz, dinliyoruz. Ama ben şuna bakıyorum. Sonuçta bu tarz salgınlarda ne yapılabilir, ne yapmalıyız, nasıl önlemler almalıyız? Bence ona odaklanmamız gerekiyor. Çünkü o benim hani kişisel olarak ne desem şimdi, evet ya 5G hakikaten bunun sebebidir desem, bir dolu insan diyecek ki ya Cenk Hoca sallama. Tam tersini söyleyeceğim. Diğer yarısı sallama diyecek. O yüzden hani biraz politik davranıp burada. Çok da önemli değil. Gerçekten çok da önemli değil. Bilemeyeceğiz çünkü hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çin bu işin arkasında olduğu için, 5G teknolojisinin arkasında olduğu için her zaman diyecek ki hayır, 5G'nin fazladan hiçbir zararı yok. Amerika bu konuda zor duruma düştüğü için de diyecek ki evet görüyorsunuzdur işte Çin'de sözde yağmalamışlar 5G'ye karşı bilmem ne. Hepsi palavra bunlar. Hiç inanmayın. Şimdi bizim çalışmamızın dışında buradan Naci Erdal Bey'den var bir soru. Hemen burada paylaşıyorum ben. Diyor ki Covid-19 sonrası dünya ve Türkiye'de en çok hangi sektör zarar görecek? Yani düşündüğün zaman şimdi Türkiye açısından baktığım zaman turizm. O kesin. Çünkü hani çok fazla üreten bir ülke değiliz ama turizmde iyi bir ülkeyiz. Gelirlerimiz bayağı büyük bir kısmı turizme dayalı.
Ve öyle görünüyor ki yani bu sene kaput, bu sene sıfır. Evet. Doğal olarak da hani ben turizm diyorum. En kötü etkilenecek olan, dünyada da öyle. Yani sadece Türkiye için değil ama Türkiye için çok öncelikli, çok önemli bir sektör olduğu için söylüyorum. Tamam. Şimdi bir sorumuz daha var. Hemen bununla ilişki olarak. Suzan Hanım sormuş, çocuk gelişimcilerin durumu ne olacak hocam diyor. Yani bu öğreten, yani fikir üreten, öğreten hiçbir meslek ortadan kalkmıyor. Online'a girecekler. Çocuk eğitimcileri de, çocuk gelişimcileri de. Online'da kurslar açacaklar. Online'dan danışmanlık verecekler. Uzarsa diye söylüyorum. Ama hani uzadıktan sonra, bittikten sonra da bu insan gücünün, bu bilgi birikiminin büyük bir bölümü bence online'da kalacak. Çünkü online'dan erişim çok kolay olacak, daha ucuz olacak, sınırsız olacak. Anlatabiliyor muyum? Vakit olmayacak, yani vakit kısıtlılığı olmayacak. Doğal da çocuk gelişimcileri de aynı anaokul öğretmenleri gibi ya işte benim gibi üniversite öğretmenleri de şimdi online'dan veriyoruz. Yani mesleğimiz ortadan kalkmıyor. Ne zaman ki yapay zeka ciddi bir rakip olarak karşımıza çıkana kadar. Evet, yani sürekli o science fiction kısmında yani hep şöyle bir şeyimiz vardı. Hiç evden çıkmadan işe gidiyoruz. VR gözlüklerle geziyoruz. Ondan sonra eğitimi devreden alıyoruz. Yani şimdi bu biraz zorunlu kıldı bazı şeyleri ama sanki ona doğru bu alışkanlıkları kazanıyor gibiyiz. Yani ben şeyi merak ediyorum hocam şimdi. Bu psikoloji girdikten sonra bunu nasıl çabuk atlatacağız aslında? Yani en yakın dönemde işte Mayıs-Haziran gibi artık dışarı çıkabileceğimizi düşünüyoruz şu an ama tabii biraz daha uzakta farklılaşacak olay. Bu da bu psikolojiyi de atmak gerekiyor tabii. Onları nasıl yapacağız? O da nasıl öğreneceğiz bakalım. Ya şimdi, yani bu sorudan 3 tane şey çıkardım ben. Benim kişisel inancım daha hani Şubat ayının sonunda ilk çıkmaya başladığı zaman Türkiye'de demiştim. Onu da hani Çin'deki gidişata bakarak hesaplamıştım. Mayıs'ın 15'i gibi karantina, evde kalma işi biraz gevşer. Ben öyle görüyorum. Önümüzde iki tane şey var. Hadi de ki ben iyimserim, kötümser, Haziran'ın 15'ine çek. Evde kalış süresini, karantina süresini. Bu yazı normal geçiririz diye düşünüyorum ve umut ediyorum. Bir sonraki yani Eylül ayından itibaren okulların açılışı, iş hayatının normale dönüşü sürecinde tekrardan bir pik yapmaması için bulaşı, virüs bulaşının bizim bu 3-4 ayı yaz dönemini hakikaten sosyal mesafeyle geçirmemiz gerekiyor. Eğer sosyal mesafeyle geçirmeyi becerebilirsek bu virüsü en azından bu virüsün bir daha pik yapması zor görünüyor epidemiolojik açıdan ve tıbbi açıdan. Yani sonuçta tıp hasta olduğun zaman ortaya çıkıyor ama. İkinci konu yapay, özür diliyorum, sanal gerçeklik. Hayatı hani bugün bahsetmedik ama sanal gerçeklik gerçekten bizi uçuracak bir şey. Hele hele mix gerçekliğe geldiğin zaman hepinize Ready Player One diye bir kitap var. Başlat, Türkçesi de başlat diye satılır. Mutlaka alın okuyun. Özellikle eğitim sisteminde sanal gerçekliğin, mix gerçekliğin nasıl hayatımızı değiştireceğini çok dramatik bir şekilde anlatıyor. Hani eğer aileler, anneler, babalar bugün ya oğlum cep telefonundan kafayı kaldırmıyor, bilgisayarın ekranından kafayı kaldırmıyor diyorsa bundan bir 10 sene sonra korkarım ki çoğumuz gözümüzde gözlüklerle yaşayacağız. Onlarla dolaşacağız, onlarla oturacağız, onlarla kalkacağız. Ve hakikaten beynin nörobilimsel olarak çalışması çok çok farklı kazanacak. Büyük ihtimalle yaratıcılık yeteneklerimiz artacak ama insani yeteneklerimiz, yetkinliklerimizden bir kısmı da azalacak. Korkarım ki o duruma geleceğiz. Bir de ne demiştin bana? Bir soru daha sormuştun. Psikolojik olarak nasıl atmışsa dedik. Psikolojik olarak nasıl gelecek? Ya bunu tabii psikologlara danışmak lazım. Muhtemelen
Şimdi şöyle regülasyonlarımız var. Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı tele sağlık çözümlerine çok mesafeli davranıyordu. Hatta evet. Bir olmamasına rağmen regülasyonlarla yasak. Yani siz ya arayın beni, ben bir doktorum, beni ara, ben derdini dinleyeyim, sana derman olayım dediğiniz zaman Sağlık Bakanlığı hemen kapatıyor sizi. Normal uygulama buydu. Tahmin ediyorum bu pandemiyle birlikte onlar da bu işi gevşetecekler ve hani nasıl insan yararına bu uzaktan hastalık yönetimi metotlarını kullanırız diye bakacaklar. Birkaç açıkçası benim de daha önce konuştuğum, çalıştığım telepsikolog şirketleri var. Zannediyorum onlar artacak. Evet. Telefondan veya bilgisayarından görüntülü veya sesli bu insanlara ulaşıp fikir alabilmek, işte bir takım terapiler alabilmek mümkün olacak diye düşünüyorum. Umuyorum kafayı sıyırmadan hani hepimiz bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırız. Ama daha çok eğlenin, daha çok şey yapın. Hani, anlatabiliyor muyum? Bu sıkıntıyı ortadan kaldıracak bir takım şeyleri kendiniz yaratmanız mümkün. Yani, bu konunun uzmanı olmadığım için fikir beyan etmiyorum ama tavsiye vermiyorum size ama mümkün. Evet hocam. Bu arada bir bilgi vereyim. Bu yaptığımız yayını biz hemen sonrasında YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. Hocamızın bahsettiği web sitesi olsun, kitaplar olsun, onların ben alt kısımda linklerini ve isimlerini paylaşacağım ki onlara rahatça ulaşılabilir şeklinde. Bu bilgiyi de geçmiş olayım size. Tabii. Yani programdan sonra da bana LinkedIn'den, Instagram'dan, şeyden, mail adresimden şey yapıp sorabilirler. Bilim son sorular varsa alalım çünkü bir saatimizi tamamladık neredeyse. 5 dakikamız kaldı. Hemen sonrasında bir sonraki yapacağımız hocam gibi yapacağımız buradaki programlardan bahsedeceğim. Bu arada önümüzdeki 2 gün içerisinde ve önümüzdeki hafta yapacaklarımızdan bahsedeceğim. Bu arada şeyin de reklamını yapmak lazım Can. Biliyorsun biz Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi olarak üniversitelere böyle 4-5 konuşmacı gelecekle ilgili, teknolojiyle ilgili davet ettikleri zaman bir günlük böyle bir konferans serisi düzenliyoruz. Hani dinleyip de İstanbul dışından bizi misafir etmek isteyen üniversiteler olursa İstanbul Şube'yle, senle veya sevgili başkanla Deniz'le temasa geçip şeye girsinler, sıraya girsinler. Evet, o da çok keyifli devam ediyor. Tabii biraz ara vermek zorunda kaldık ama inşallah bu dönemi atlattığımız gibi hızlıca tekrar devam ediyoruz. Bu arada Deniz Hanım'ın da selamı var. Sizin o Bodrum'da yaptığınız çalışma bizden de full destek diye yazmıştı. Peki, başka soru yok hocam o zaman. Çok teşekkür ediyoruz biz katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tekrar size. Sevgiler. Kendinize iyi bakın. Evet, hocamızı gönderdik. Şimdi birkaç bilgi vereceğim. Tekrar hatırlatmak istiyorum. YouTube kanalında yarından itibaren bu yaptığımız görüşme yayınlanacak öncelikle. Hocamızın bahsettiği linkler olsun, web siteleri olsun ve kitaplar olsun, onları YouTube kanalında alt kısmında size bu linkleri paylaşacağız. Perşembe günü bir sohbetimiz olacak yine burada. Avukat Ceyda Akaydın, KVKK ve uzaktan çalışmanın KVKK ile olan ilişkisinden biraz bize bahsedecek. Tam da içinde bulunduğumuz durumdan bahsedecek. Daha sonra 13 Nisan Pazartesi günü Oğuz Mut, Amazon'un bulut çözümlerinden bahsedecek. Kendisi Amazon'da çalışıyor. Onu ağırlayacağız burada. Hemen ardından 14 Nisan Salı günde Murat Dostar Bey burada olacak. O da evden çalışma, telekonferans ve şu an tam içinde bulunduğumuz Zoom'u hepimiz çok kullanıyoruz ücretsiz olduğu için. Bunun toplantı güvenliği gibi bu noktalardan bize önemli bilgiler aktaracak. Hoş sohbetimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tekrar bekliyorum size. Sağlıcakla kalın.